Değerli izleyenler Kazakistan'da evet Azerbaycan'ın Karabağ için kutlamalar vardı. Kazakistan devletinde özellikle Tokayev'in Ermenistan'ı kutlayan açıklamaları ama halkın Azerbaycan'da Azerbaycan'a sahiplenme kutlamaları. Kardeş kardeşten ayrılır mı? Kazakistan halkının büyük sevinci, sokaklara taşan sevinci, Kazak halkının Türk kardeşlerine olan sahiplenmesi. Araçlarından çıkmışlar ve Azerbaycan'ın zaferini kutluyorlar. Görüntülerini çekiyorlar. Trafiği kilitliyorlar. Ey Türk Birliği, ey Türkler uyanın artık, uyanın. Dünyanın en büyük gücü olma durumu var. İşte Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci gören Kazak kardeşlerimiz, Kazak Türk'ü kardeşlerimiz hepimizi gururlandırıyor. Hepimizi mutlu ediyor. Ne güzel kareler bunlar. İşte değerli izleyenler, bizi gururlandıran kareler bunlar. Karabağ için hop oturup hop kalktılar. Kazakistan'ın vatandaşlarının, halkının sevgisi bu işte. Özellikle Kuzey Kazakistan'a göz diken Rusya'nın Kuzey Kazakistan'ı işgal girişimine karşı Kazak hükümetinin Rusları perişan eden SİHA'lara gizlice yönelmesi, Tokayev'in Rusya'dan çekilmesi ama bir o taraftan da bu çekincesinden dolayı yoğun eleştirilere düçar olması. İşte vatandaşlarının Azerbaycan'a olan sevgisi. Ey Karabağ ey! Ey Azerbaycan ey! Yalnız mı sandın kendini? Kazakistan'daki bu kareler işte Karabağ olan Karabağ zaferinin önemli belirtisi. Bu güzel görüntüler bu sevincin görüntüsü. Ey Kazakistan ey! Teşekkürler Kazakistan! Teşekkürler kardeşlerim! Özellikle Putin'in Kazakistan'ın kuzeyini ilhak etme planı Rusya'da tartışılır oldu. Bu toprakları biz hediye ettik Kazakistan'a artık alma zamanı diyen Rus savaş analistleri, analiz, analizcileri önemli bir siyaset girdabında da destek bulmaya başladı. Evet, Kazakistan'da Tokayev bir denge siyaseti gütmeye çalışıyor. Daha yeni açıklama yaptı. Karabağ barışının mükemmel olduğunu, Rusya'nın bunu sağladığını diyerek Putin'e yağ çekti ve bunun yanı sıra özellikle Paşinyan'ın ve Aliyev'in buna uymalarını gerektiğini ima etti. Yani bir Rus sözcüsü konuşuyor sandım. Yazık, yazık. Bu neden acaba? Kazakistan'ın devlet hücrelerine kadar Rusçu isimlerin yerleşmesi işte bu durumun tezahürü aslında. Kazakistan'ın özellikle silah ticaretinde ve İran üzerinden Ermenistan'a giden bu yardımlarda kendi hava sahasını kullandırdığını da unutmayacağız. İşte bu üzücü gelişmeler bizi o günler kahretmişti. Üzülmüştük. Niye kardeş ülke Kazakistan? Ama Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar'ın hatırlayın Kazakistan ziyaretini. Sayın Akar Turan Birliği için boş durmadı. Tam Kazakistan'ın özellikle Azerbaycan ve Ermenistan muhtelifinde Rusya'nın baskısı altında kaldığını görünce Kazakistan'ın özellikle Rus işgaline karşı daha korunaklı olması için Türkiye olarak gereken gücü gösterdi. Kazakistan'a yaptığı ziyaret Evet Kazakistan'a yaptığı ziyaret ana vatandan ata vatana giden bir ziyaretti. Ve Kazakistan Savunma Bakanı Lurlan Yermekbayev buluşmasında önemli anlara şahit olduk. SİHA projemizle ilgilenen Kazakistan işe hızlı başladı. Ne kadar Rusya'nın baskısı altında ki SİHA'larımızdan hemen tedarik etmek, Azerbaycan ordusu gibi vurucu gücünü çoğaltmak için harekete geçti değerli izleyenlerim. Hulusi Akar, evet savunma bakanımız Hulusi Akar, Kazakistan'da duygulu sahneler yaşadı. Çünkü Türk yurdunda Türk askerleri tarafından karşılanıyor ve bu büyük buluşmada özellikle önemli konular görüşülüyordu. Sayın Savunma Bakanımız Akar'dan Kazakistan 6 adet bayraktar siha alımı için düğmeye basmıştı bile. Kazakistan'da sihaları anlatmaya gerek var mıydı? Hayır, yoktu. Kazakistan aslında Karabağ'daki Rus silahlarının hurdaya çevrilişine keyifle izliyorlardı. Haklı değiller mi? Haklılar. Çok önemli ve geniş bir toprağı idare ediyorlar. Özellikle Kazakistan'ın geniş coğrafyasında, düz coğrafyasında inanılmaz iş görecek olan sihaları sınır hattında ve düşman unsurlarının sızmalarına karşı ve kuvvetlerini etkisiz kılmaya karşı bunları tedarik ediyordu. Tabii ki Rusya'ya bunun teknoloji transferi olacağı ile ilgili bazı kullanıcılarımızdan mesaj dahi almıştım. Haklılar mı haklılar ama şu hususta var ki Kazakistan'ın da bir derin aklı vardır. Yani Kazakistan devletinin kendini koruyacak belli bir aklı ve bizim Türk heyetinin de orada bu cihazlar ve bu sihalarımızın durumu ile alakalı, yönlendirmesi ve kumandasıyla alakalı bir ekibimizde olacaktır herhalde. Ama şu husus var ki bizim dışarıya sattığımız sihalarda tabii ki bununla ilgili teknik ve teknolojik önlemlerde alınmıştır. Ama kardeş Kazakistan'ın güçlendikçe daha bir milli politika güdeceğine inancımız tamdır değerli izleyenler. Sayın Akar'ın yaptığı ziyaretten sonra Kazakistan'dan jet hızıyla ziyaret gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçen ay Orta Asya gezisi de ziyaret ettiği ülkelerden olan Kazakistan'dan gelen bir heyet, Batman'da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan gelen heyetin ziyaretiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet İHA ve tesisleri incelemesi kapsamında 23 ve 25 Kasım 2020 tarihler arasında Ördü 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'nı ziyaret etti açıklaması geçti. Yani olayı ne kadar ciddiye aldıklarının ve Kazakistan'ın bu insansız hava araçlarına ne kadar ihtiyacı olduğunun da bir göstergesi aslında. Ne mutlu değil mi? İşte bu yüzden... Türk birliğinin ve Türk kardeşlerimizin havada daha güçlü olmaları ve gard devletlerine, özellikle Finogurlardan oluşan Ruslara karşı çok önemli bir avantaj yakalamalarının amacı ve durumu bu aslında. İşte Kazakistan bu konuda Türkiye'den gerekli desteği hep gördü ve görecektir. Yeter ki milli ve Turan ülküsünden şaşmasınlar. Ama şu husus bir gerçek. Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın ne kadar hedef olduğu kadar hedef olduğu belli konjektörlerden ortada. Yani Rusya'da artık dillendirilen Kuzey Kazakistan'ı ilhak etmek düşüncesi çok 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 konuşuluyor. Kazakistan'da da buna karşı refleks geliştirdiği de ortada. Ama şu husus var ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'nin silah endüstrisi Türk dünyasında Ruslara karşı onlara avantaj sağlayacak. Yeter ki bir ve beraber olalım. Kazakistan'daki halkın bu sevincini, evet Azerbaycan'ın Karabağ sevincini ortak olmaları da bizleri ayrı yeten memnun etti. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.